farksızdır birbirine. Gece günler. Bu gürültü nedir? Yoksa kıyamet kopar. Gene Mahmur ablaya sataştı Deli Mürvet'in kedisi. Ay yetişin komşular, şimdi bayılacağım. Koskoca saraylar gibi konağımda aylardır bir kuruş vermeden oturuyorlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan camımı, çerçevemi taşlıyorlar. Ne yapalım, sahip olsana kedine. Sahip olsana ya, az daha Mahmur abla yiyecekti. Mahmur abla gibi 100 tane uyuz kuş feda olsun benim minnoşuma. Minnoşum, benim kedim asil kedidir, asil. Öyle uyuz kuşları yerse midesi bozulur. Oh, oh, uyuz dedi Mahmur ablaya. Uyuz diye senin gibi içi geçmiş kart kokonolara denir. İnersem aşağı ağzını cart diye yırtarım seni. Kokonu diye senin anana derler, amuru. Bana bugüne bugün kara gümrüklü mürüvvet hanımefendi derler. Hanımefendiye dikiz. Ay amanın dostlar. Şimdi şırak kadar düşün bayılacağım. Görüyor musun şu terbiyesizleri? Defolun, defolun, gözüm görmesin sizi. Akşama da 6 aylık kirayı getirmezseniz hepinizi kulağınızdan tuttuğum gibi sokağa atarım. Anlaşıldı mı? Hayırlı işler. Hayırlı işler. Eyvallah. Ye kuşlara, tavşanlara niyet. Niyet, niyet. Niyetçi, niyetçi. Buyur hanım abla. Yavrumun şansına bir niyet çek bakayım. Başsın hanım abla. Göz takılır devrane, fal bakmayan divane. Pamuk tavşan çek niyeti, çıksın falımız meydane. Oku bakalım delikanlı. Ama ben okula gitmiyorum ki. Öyleyse ben okuyayım. Başına konacak talih güneşi, yakında olacaksın milyoner koşun eşi. Haydi inşallah. İnşallah, al oğlum. Siftah senden, bereketi Allah'tan. Güle güle. Aslan parem, şu kolunu az 1,5 öteye al ki rütbe görürsün. Güzel. Bir takya kıpırdamayını sakın. 1, 2, 3, hop! Boyayalım, parlatalım abiler. Boyayalım abicim. Parlatalım abi. Boyayalım, parlatalım. Boyayalım. Bey baba, filici görünce çarpıldın galiba ha? Buyur cüzdanını. Her göz banyosuna 1 cüzdan ekersen sana günde 1 çuval para yetişmez. Ne yaparsın evlat? Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. Sende daha çok iş var bey baba. Ne de olsa eski topraksın sen. Hadi eyvallah. Al bakayım şunu. Yok yok, katliyen olmaz. Bu senin hakkın, güle güle harca. Hadi bakayım. Senin vaziyeti coğrafyan ne alem? Kesiktir evladım. Allah orduya zevallık vermesin. Sabahtan beri 2 asker geldi, hepsi o kadar. Bende de iş yok. Desene bu akşam kuru ekmeğe yatacağız. Kuru ekmeğe de çok şükür. Ya ev kirasını ne yapacağız Allah bilir. Murat abi, Murat abi! Buna halis 10 Türk derler. Su katılmadık 10 Türk lirası. Mis mübarek, mis! Sahicidir, somilli piyango çarptı. Doğruluk piyangosu bu Atin amca. Ey gözünü sevdiğimin oğlu. Çıktı gene bizim şehriye çorbası. Hadi gelin de birer de çay ısmarlayayım size. Hey gene iyisin moruk. Moruk senin babandı. Al bakalım delikanlı.
Az değil mi? Çok bile. Bu saat 20 lira etmez ama senin yüzer hatırın için 50 lira veriyorum. Yavru sinema kapısında beklemese vermezdim ama... Haftaya 100 lirayı yetirmezsen saati yok bil. Ali oğlum! Hop dedik! Bizim şeyleri Salomon Efendi'ye yaz. Hocam be! Ali! Hop dedik! Bize 3 çay demle. Baş üstüne abi! 3 çaya, mıslık 3 çay ısmarlıyor. Desene zenginlerin işi. Ne söylesiniz, buradan girer buradan çıkar. Derdinizi çarşaf gibi onluğa anlatın. İki de evvelden var. İstersen kalsın, akşama camları silersin ödeşiriz. Tamam oldu. Mis mübarek mis. Canını sevdiğim bir şehriyiz. Bu sefer çorbayı nasıl yapalım biliyor musun? Nasıl? Yumurtalı yapalım. Limonu da sıktın mı yeme de yanında yat. Zengin olsam ne yaparım biliyor musun? Her gün en az 15 defa yumurtalı şehriye çorbası içerim. Yok devenin başı. Çengelli iğneler, firketeler. Biz müşteri değiliz. Uyuyup kalmışsın da. Gözlerin... Evet, körüm. İnsan görmeyince geceyle gündüzün farkı olmuyor. Uyumuş kalmış. Makaralarını, taraklarını da topladım abla. Aç mısın? Söyle, aç mısın? Hadi bizden gel, sıcak bir çorba içersin. Yok, istemem. Hadi gel canım, madem ki insanız birbirimize yardım etmeliyiz. Bu zamanda insanlar birbirine yardım etmiyor. Hepsi kendi menfaatini düşünüyor. Tencereye senin için bir tas fazla su koyduk mu olur biter. Menfaat bunun neresinde? İlk defa böyle konuşan insanlara rastlıyorum. Hadi. Korkma abla, gel. Peki. Buyursunlar. Burası neresi? Bize göre bir yer işte. Çok büyük bir yer olmalı. Nereden anladın? Merdivenlerinden. Abi, ben ateşi yakıp suyu koyayım. Heh. Otur şöyle. İsmin ne senin? Gül. Sizinkiler? Benimki Murat. Benimki de Mıstık. Yani Mustafa. Memnun oldum. Kimin kimsen yok mu senin? Hayır. Bir arkadaşım var Üsküdar'da. Vapur parası çıkarsa oraya giderim. Bazen de böyle sokakta kaldığım olur. Genç bir kızın geceyi sokaklarda geçirmesi zor değil mi? Bazen sataşan olur. Sarhoşlar, serseriler. Alıştım bunlara. Kör olduğumu anlayınca bırakıyorlar. İstersen burada kalabilirsin. Size yük olmak istemem. Çorbamı içer hemen giderim. Siz de fakir insanlarsınız. Yok canım, nereden çıkardın fakir olduğumuzu? Akşam yemeğinde çorba içeceğiz demediniz mi? Şey, çorbayı sade fakirler mi içer? Zenginiz biz. Hizmetçi izinli de mıstık şıpın işi çorba pişiriyor. Yoksa her akşam türlü türlü yemekler yeriz biz. Baksana, koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da pamuk tüccarı. Her ay bize binlerce lira gönderir. Kardeşim mıstık mektebe gider. Mühendis olacak. Ben de zevk için ressamlık yaparım. Her tablom binlerce liraya satılır. Bize yük falan olmazsınız. İstediğiniz kadar kalın burada. Demek burada kalabilirim. Demek benim de başımı sokacak bir evim, içime ısıtacak sıcak bir çorbam olacak. Allah sizden razı olsun. Üstünde durma böyle şeylerin. Resimden bahsediyorduk.
Resim yapmak zor mu? Tabii zor, çok zor. Önce ruh asaleti lazım, sonra insanın temiz hisleri olmalı. Abi! Kuşların kafeslerini temizledin mi? Ne kafesi? Kuş mu besliyorsunuz? Kuş. Ben kuşları çok severim. Ben de resimlerini yapmaya bayılırım. Ne kadar ince ruhlu bir insansınız. Abi! Lahanayı nereye koydun tavşan? Tavşan ya. Benim tavşan resimlerini bir görsen. Ben şu çorbaya bir bakıvereyim. Bir dakika, çeneni tutsam patlar mısın be? Ne dedik ya? Kız gitmek isteyince numara yaptım, zenginiz dedim. Zengine dikiz. İkimiz kardeşiz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir. Ben ressamım, sen de mühendis mektebinde okuyorsun. Vay anam, mühendis mektebinde okuyorum ha? Bu konak da bizim, unutma. Şimdi çorbayı al da yürü. Bu çok kıyak be. Haybeden zengin olduk. Çorbanız hazır Gül. Bizim mıslık çok iyi aşçıdır. Harika yemekler yapar. Öyleyimdir ya. Zevk için yemek pişirmeye bayılıyorum. Yoksa babamız Adana'da milyoner. İstesek apartmanlar, Cadillac markalı otomobiller, çifte çifte uşaklar, her akşam şehriye çorbalı... Ne var? Bir şey mi oldu? Yok canım. Mıslık şaka yapıyor gene. Öyle şakacıdır ki kafir. Ya öyle şakacıyımdır ki. Bu esnafta insaf denen şeyden zırnık kalmamıştır. Hoppala. Bu yavrus da nereden çıktı? Oh, buyurun Monsieur Artin. Gözlerimiz yollarda kaldı. Kaç gündür nerelerdesiniz? Senin aklından zorun vardır. Candan ve sevgili dostumuz, tüccardan Monsieur Artin. Bu da Gül Hanım. Ne asaletli bir tanışma. Sizin yazıhaneden bir pusula göndermişler. Şuna bir bakıverin. Ne dursun, ne pusulası. Zottop'tan divane oldunuz. Ne yazıhanesi? Bu yavruş da neyin nesi? Dur, her şeyi anlatayım. Tam şehriyeyi almış eve geliyordum. Demek Gül Hanım'la yeni tanıştınız. Efendim bendeniz fotoğrafçılık Türk Anonim Ortaklığı Müdürü Artin D'Artagnan. Şerefyap oldum efendim. Şimdi size bir teklifim var. Aramıza Gül Hanım'ın katılması şerefine bir eğlence tertipleyelim. Tamam, otomobiller benden. Otomobil olursa ben yokum, biliyorsun beni tutuyor. En iyisi burada eğleniriz, biz bize. Ben mızıka çalarım. Ben de şarkı söylerim size. Var olasın Gül Hanım. Neyse, gerisini yarın hallederiz. Gül'ün uykusu gelmiştir. Yatağını yapalım. Biz yukarıdaki büyük odada yatarız. Benim için rahatsız olacaksınız. Yok canım, koskocaman köşkte rahatsızlık ne kelime. Temiz çarşaf getir. Allah rahatlık versin Gül abla. Allah rahatlık versin. Size de. Yemek yemiyorsun Murat. Hayır Artin Usta. Canım istemiyor. Bak mıstık. Zenginlik gösterisinde bulunup asaletli laf etmeyi bana bırakın. Gayet iyi lugat paralarım. Ben de ziyafet için öyle bir süsleyeceğim ki salonu. Çiçek de olacak. Kocaman kocaman güller. Zo kendini sahiden zengin sanıyorsun. Murat abi, gülleri ben vereyim kıza, olmaz mı? Ne olur sen ver.
Hey, teriyak kuzuları bunlar evladım. 5 kağıt vereyim. Olmaz Salomon efendi, bana 15 lira lazım. Sen yabancı değilsin. Al şu 10 lirayı. Ama... Bir kuruş fazla olmaz. Tamamdır, tamamdır. Oğlum Ali! Hop dedik! Bizim çayları Salomon efendiye yaz. Başüstüne abi. Nasıl güller? Zobu güller bir parça olsun kokmuyor. Kokmuyor mu? Peki ne olacak şimdi? Bu işi gene Artin Usta halleder. Ne yapıyorsun ya? Leylek lisansı bu. Sen karışma yavrum. Ya. Gittim sen geldim. Aç kolunu ben geldim. Bana bir yudum su ver. O uzak yoldan geldim. Bu çiçekleri senin için getirdim Gül abla. Leylak. Leylak getirmişsin. Ama bunlar gül. Sana adi gül getirecektim. Aşılı gül getirdim abla. Bunlar çok kıymetlidir. Koca İstanbul'da bir tek yerde bulunur leylak kokulu güller. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Bu neşeli geceyi konağın şeref salonunda kutlayalım. Ne dersiniz? Münasiptir. Ah, ne iyi. Çıkalım öyleyse. Yukarıda eşya vardır. Zo eşyasız konak olur. Öyleyse yükle şu koltuğu. Konağın haşmetine bakın, insanın ruhuna huşu ver o. Buyursunlar. İşte konağın şeref salonuna geldik. Siz güle salonu gezdirin, ben de buzdolabından biraları çıkarayım. Karşı tarafta büyük çerçeveler içinde dedelerden kalma muazzam tablolar asılmaktadır. İşte Murat'ın büyük babası. Çok kıymetli bir şey olsa gerek. Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor. Ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez. Bu taraftan. Bu da sevgili validelerinin portresi. Buyurun efendim, bu tarafta. Çek evladım şu sehpayı. Dikkat et, üstündeki Çin vazosunu devireceksin. İşte şu cenahta da muhterem pederlerinin resmi duruyor. Güle salonu mu gezdiriyorsunuz? Evet. Monsieur Artin'le mıslık aile resimlerinizi gösterdiler. Aile resimleri mi? Ne iyi. Bütün ecdadınızın tabloları var. Oh, evet, ecdadımın tabloları. Şimdi size sofraların en şairanesini hazırlayacağım. Ne yaptın bugün? Hiç. Oturdum. Sonra düşündüm. Ne düşündün? Seni düşündüm. Seni... Sizleri, hepinizi. İnsanın dostları olması ne iyi. Biz de seni düşündük. Artin, ben, Mıstık. Senin gibi bir dosta ihtiyacımız varmış da haberimiz yokmuş. Yalnızlık, kimsesizlik korkunç bir şey. Sizleri tanıyınca bunu daha iyi anladım. Beni terk ederseniz artık o yalnızlığa dayanamam. Seni hiç bırakmayacağız Gül. Hep beraber olacağız.
Hey baba bey! Fotoğrafçılık Türk Anonim Şirketi Müdürü Monsieur Arkin D'Artagnan, kralların bilem sofralarında yiyemeyeceği fevkalade güzel yemekler hazırladı. At martini devreli Artin, dağlar inlesin. Anan mı ahçıydı babanı be Artin. İstersen millete parmaklarını bilem yedirirsin. İstavritlerin kılçıklarını bilem çıkarmışımdır ki Hacı Bekir'in latil okumu olmuştur. Ama da soğuk. Buzdolabı kıyak işli o. Şimdi evimizin kraliçası şerefine içelim. Ben miyim bu? Elbette. Şerefinize abla. Sağlığına ve güzel günlere gül. Güzel günlere. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun hanım kızım. İyi dostlarım, iyi insanlar. Hepinizin, hepimizin şerefine. En kötü günümüz böyle olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hayatımda ilk defa neşelendirdiniz beni. Ama size sevgimden başka verebilecek hiçbir şeyim yok. Kör bir kızın sevgisinden başka hiçbir şey. Daima devam edecek dostluğumuzun şerefine. Çoktan unuttum artık güneşi, yıldızları. Görmeyen gözlerimde tek ışık gözyaşları. Görmeyen gözlerimde tek ışık gözyaşları. Karanlık dünyam benim, öfkeli niyetlerim, farksızdır birbirinden. Çocukken geçirdiğim hastalıktan kör olmuş gözlerim. Annem babam fakir insanlar oldukları için baktıramamışlar.
Bir sene oluyor. Ard arda öldü ikisi de. O zamandan beri sokaklardayım. Hiç doktora gittim. Hı. Ne dedi? Ameliyatla açılabilirmiş. Ama çok para lazımmış. Ne kadar? 3000 lira. O kadar mı? 3000. Çok değil mi? Yok, babama yazar isterim. Gözlerim açılacak öyle mi? Göreceğim. Seni göreceğim. Hepinizi, kuşları, ağaçları göreceğim. İçinde yaşadığım köşkü. Her şeyi göreceksin Gül. Bu sıkıntılı günleri unutacaksın. Belki de bu saadet bitecek. Ben ne kadar istesem de anneniz, babanız, belki nişanlınız sizden uzaklaşmama sebep olacak. Gene yalnız kalacağım. Kalmayacaksın Gül, seni bırakmayacağım. Mıstık evlensin isterse, Artin de gitsin. Biz gene beraber olacağız. Küçük bir evimiz olacak. Belki deniz kenarında renk renk çiçekler, kahkaha çiçekleri, güller, hanım elleri, sarmaşıklar içinde. Sonra kuşlar olacak, Mahmure abla, pamuk, onların yavruları. Akşama kadar yanında olacağım. Geceleri yıldızları seyredeceğiz. Belki eğer sen istersen... Nasıl söyleyeyim bilmem ki... Sana karım olur musun diyeceğim. İstersen kabul etmesi yanı yok. Ben yine de seni seveceğim. Öyle ya. Belki gözlerin açılınca beni beğenmeyeceksin. Allah'a ısmarladık. Göreceksin, her şeyi halledeceğim. Mahmure abla sana arkadaşlık eder. Allah'a ısmarladık. Allah seni korudu Mürvetciğim. Dün akşam iyi ki evde değildin. Hayrola Hadiye Hanım, ne oldu? Daha ne olsun. Acıyıp evine aldığın, iyi çocuklardır diye her zaman müdafaa ettiğin o it kopuk alayı eve kadın kapamışlar. Ne? Kadın mı kapatmışlar? Ah başıma gelenler. Baba yadigarı konağın adını iki paralık ettiler demek. Senin konak olsa neyse. Mahallenin namusuyla oynuyorlar. Sazlı sözlü içkili bir oturak alemi ki sorma. Yakında kapıya kırmızı fener asarlarsa hiç şaşmam. Gidip dünyayı başlarına dar etmezsem bana da kara gümrüklü deli mürvet demesinler, görürsünüz. Ne çabuk döndünüz. Hele şuna bak! Edepsizliğin böylesini de hiç görmemiştim. Çabuk tası tarağı topla! Bu ev senin bildiğin evlerden değil. Anlayamadım efendim. Kimsiniz siz? Şimdi süpürge sopasını kaparsam kim olduğumu görürsün. Defol dedim! Gidecek yerim yoktu da Murat Bey getirdi beni köşke. Siz onların hizmetine bakan hanım olacaksınız. İzinden döndünüz herhalde. Evet, evet. Affedersiniz, evet izindeydim. Beylerin 40 yıllık hizmetçisiyim. Biraz sinirliyim de. Evde bir yabancı görünce... Teşekkür ederim.
Asıl siz benim kusuruma bakmayın. Nereden bilecektiniz? Gözlerim açılınca ev işlerinde yardım ederim size. Koskoca konak. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuzdur. Tabii, kocaman konak. Ama kolları bir sıvadım mı altından girer, üstünden çıkarım evelallah. Gül'ün gözlerini muayene eden doktora gittim. Ne oldu? Sonra Murat abi? Vaziyetimizi anlattım. Fakiriz dedim. İyi adammış. Ben para almam ama hastane masrafları 3000 lira tutar dedi. 3000 lira? Bu kadar para nereden bulunur be? Nasıl buluruz ben de bilmiyorum. Bugünlük yapacak bir şey yok. Geç oldu artık. Gül'ü daha fazla bekletmeyelim. Yarın ola hayır ola. İşte beyefendiler de geldiler. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım. Artık 40 yıllık hizmetçinizin kusuruna bakmazsınız. Keşke misafir getirdiğinizden haberim yoktu da. Kabahat bizde Mürvet Hanım. Sizden şey yani, senden habersiz. Nasıl olsa koca köşkte o da bol dedik. Tabii efendim, koca köşk. Hamdolsun odadan bol ne var? Yemek hazır efendim. Yaşa sen Mürvet. Banyoyu da hazırlayıver. Yorulacaksın ama çamaşır da dağ gibi yığıldı. Nasılsın hanım kızım? Buyurun beyefendi. Çok teşekkür ederim efendim. Siz de buyurun beyefendi. Size layık bir sofra değil ama kusura bakmayın Gül Hanım. Çok mutluyum. Bu mutluluğu bana verdiğiniz için sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözlerim açılınca ne olur beni başınızdan atmayın. Yemek pişiririm size. Çamaşırlarınızı yıkarım. Her hizmetinizi görürüm. Neden cevap vermiyorsunuz? Kovmayacaksınız değil mi? O nasıl söz hanım kızım? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Artin amca. Kızcağıza doğruyu anlatmaktan başka çaremiz yok. Artık çok geç. Uydurduğumuz masala öyle bir inanıyor ki... doğruyu söylemektense öldürelim daha iyi. Alın. Birikmiş 1000 liram vardı. Mürvet abla. Sus. Olsa da tamamını verseydim. Koskoca köşkün sahibiyim ama atsan atılmaz. Tarihi eser diye satsan kimse almaz. Sağ ol Mürvet abla. Herkes senin gibi yüreğinde hisseseydi bunu. Gerisini Salomon Efendi'den istesek? Verir mi? Benim boya sandığını, kuşları, fotoğraf makinesini rehin bırakırız. Çalışmazsak borcu nasıl öderiz? Allah kerim be Artin amca. Hele Gül ablanın gözleri bir açılsın. Başka biri tutar gene öderiz borcumuzu. Merhaba Salomon Efendi. Merhaba. Senden bir ricamız var da. Ne ricası? Acele bir miktar paraya ihtiyacımız var. Ne yapacaksınız parayı? Nasıl anlatayım? Bir hayır işi. Sakat birine yardım. Anladım. Bir beşlik yeter mi? Beşlik mi? Hangi beşlik? Çık, çık bakalım. Ne kadar yani? 2000. Kuruş mu? Ne kuruşu o? Lira. Şaka mı ediyorsunuz be kuzum? Hayır Salomon Efendi, bize bu para muhakkak lazım. Sevaptır Salomon Efendi, veriver.
İsterseniz rehin de bırakırız. Oldu tabii. Boya sandığını, fotoğraf makinenizi, niyet kutunuzu Salaman Efendi'ye bırakırsınız. Malum ya, iş adamıyım ben. Getirelim mi? Tabii, getirin kutuları, alın paraları. Ulan bunlar enayi değil, su katılmamış alanak be. Hey Maşar Osman, rahmetlik neredesin? Sizin be! Bana bak Murat, boş ver sen. Bunlara matrak lazım. Fakir fukaranın halinden anlamazlar. Sen anlar mısın sanki? Bir dakika Murat. Bende para yok, olsa verirdim bilirsin. Ama bak, Rabbena hakkı için bir Osman Büyük Bulut ver. Zengin mi zengin, efendi mi efendi. Beni çok iyi tanır. Ona git. Sana eğlence lazım. Bana bak oğlum, biz fakir fukarayı matrağa alıp gülenlerden değiliz. Benim ismim Mevlana Kapılı Ayı Recep. Ama kendim ayı değilim. Bilirim ki siz adetsiz. Sen karışma be. Ne kaybedersin gidersen? Buradan bir dolmuşla Fenerbahçe'ye. Kime sorsan Osman Büyük Bulut diye gösterir. Vaziyeti anlatırsın. Beni ayı gönderdi dersin. Ulan Hakkı, Çarpık Hatice'nin düğün mangırını kimden iyi ettikti? Osman Büyük Bulut'tan. Ya sarhoş aptı arabayı çarptığı zaman kimden aldık tamir parasını? Onu da Osman Büyük Bulut'tan. Şimdi aklın kesti mi arslanım? Biçimsiz bir manzarayla karşılaşmayalım. Yahu fakir babasıdır diyorum sana be kardeşim. Git, sonunda bana dua etmezsen bir şey bilmem. Peki. Yarın ilk işimiz bu olsun. Osman Büyük Bulut dedi. Demem. Hadi eyvallah kişi zadem. Hay Allah, yarın gene bize sinema çıktı be. Böyle biri yok mu? Olmaz olur mu? İstanbul'un en cimri zengini. Bu galiba abi ha, ne dersin? O hergeliğe pek inanılmaz ya. Bir defa gideriz, ne kaybederiz ki? Ya olmazsa? Boş ver be Murat abi, garip kuşun yuvasını Allah yapar. Hey be Murat! Hadi biz gidip birkaç kuruş doğrultalım. Sen de git gülü gezdir. Kız ya sabahtan beri evde kapalı kaldı. Güzel bir yer olmalı burası. Sahiden güzel mi? Güzel, çok güzel. İnsanın gözleri görmeyince gönlündeki gibi olsun istiyor her şey.
Bilsen nasıl merak ediyorum seni. Gözlerim açılacak değil mi? Sadece masallarda var olduğuna inandığım iyi insanları, güzel şeyleri görebileceğim değil mi? Telgraf havalesiyle istedim parayı babamdan. Yarın mutlaka elimize geçer. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bütün bu yaşadığım şeylerin gerçek olduklarına inanamıyorum. Gözlerin açılacak. Yemin ederim ki açılacak. Oturduğumuz köşkü anlatsana. Çok merak ediyorum. Güller, çam ağaçları, rengarenk çiçekler arasında. İki tarafı beyaz mermer merdivenli. Çok güzel. Düşündüğümden daha güzel. Burası olacak Murat abi. Sıkı durun çocuklar, film başlıyor. Buyurun efendim, geç kaldınız. Bak senin kıyafetinin orijinalliği kalmadı. Başka boyacılar da var. Oo, çok enteresan darling. Bu kuşları da nereden buldunuz? Affedersiniz, acaba Osman Bey... Aa, bak babanı arıyorlar. İşte orada. Ama olur mu? Niçin olmasın? O beğendiğin katı satın alır, istediğin gibi dayar döşerim. Kapına son model bir araba, bankadaki hesabına şimdilik 100.000 lira. Tam yerine gelmişiz de Murat abi. Herif 100.000'lerden bahsediyor. Bizim isteyeceğimiz sadece 2.000 liracık. Affedersiniz Osman Bey. He? Osman Bey bizi Recep... Şimdi sırası mı be kardeşim? Kim bu Recep Allah aşkına? Ayı! Ne dedin? Arkadaşın Recep Bey'den bahsediyor da... Kim bu Recep yahu? Ayı diyorum sana! Bana mı? Ben adamı... Affedersiniz Osman Bey, bir anlaşmazlık oldu. Ayı Recep Bey'in lakabıdır. Mevlana kapılı Ayı Recep. Bana ne bunlardan? Ne istiyorsunuz onu söyleyeyim. Ayı senin için 2.000 papel versin dedi. Ne? Şimdi de şantaj ha? Paraş mı istiyorsunuz benden? Estağfurullah efendim, ne haddimize. Recep Bey sizin fukara babası olduğunuzu söyledi. Kör bir kızın gözlerini açtırmak için 2.000 liraya ihtiyacımız vardı. 2.000 lira! He! 2.000 liracık! Bu da dilenciliğin başka türlüsü herhalde. Mehmet! Mehmet! Buyurun efendim. Nasıl girdi bu adamlar buraya? Kılıklarını aldandım efendim. Kıyafet balosuna gelmiş oğlunuzun arkadaşları sandım. Çabuk at şunları dışarıya! Başüstüne efendim. Hadi. Bırak hadi be! Biz çıkmasını biliriz. 2.000 liraymış. Parayı sokaktan mı buluyoruz be? İnsan adamlar, siz insan adamlardınız değil mi? Çoklarda olduğumuzu biliyordunuz. Bir sakata yardım için paraya ihtiyacımız olduğunu, her çareye başvurduğumuzu biliyordunuz. Şimdi ne hoş oldu değil mi? Arkadaşlarınızı aldattınız. Onlar kovuldu, eğlence çıktı size. Niçin gülmüyorsunuz? Hadi gülsenize. Niçin alay etmiyorsunuz? Alay etsenize. Kör Nuri'nin hacamat parasını kimden aldıktı? Osman Büyük Bulut'tan. Çarpık Hatice'nin düğün masrafını? Onu da Osman Büyük Bulut'tan.
Sık! Görüyor musun? Limon gibi su gibi çıkar! Sık Murat abi! Yahudi'ye! Vur! Çenesine çenesine vur! Yaşa Murat abi! Oh! Oh! Sol gözünü kim şişirdi? Osman Büyük Bulut! Dudağını kim patlattı? Osman Büyük Bulut! Ya ağzı dişini kim kırdı? Onu da Osman Büyük Bulut! Oğlum Ali! Hop dedik! Ya şimdi bütün çayları ayır acaba! Geç kaldılar küçük tavşan. Murat abin hala gelmedi. Babası parayı gönderdi mi? Ne dersin? Bak, sana bir sır söyleyeceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin ha. Hele Murat abine hiç söylemeyeceksin. Ben onu seviyorum küçük tavşan. Hem öyle çok seviyorum ki, niçin şaşırdın? Kör kızlar sevemez mi? Bunu gözlerim açıldıktan sonra söyleyeceğim. Murat diyeceğim, ben seni seviyorum. Gözlerim açılacak değil mi küçük tavşan? Sen Murat'ı benden iyi tanırsın. Sözünde durur değil mi? Belki de paralar gelmiştir. Bu kadar mesut olmak beni korkutuyor. Ya gözlerim açılmazsa? O zaman beni sever mi acaba? Düşünüyorum da. Saadete bu kadar yaklaştıktan sonra geriye dönemem diyorum. Soğuk gecelere, parklara, köprü altlarına kendimi öldürürüm. Daha iyi. Şimdi ne yapacağız? Parayı bulacağız. Bulmaya mecburuz. Nereden? Yalvaracak yerimiz kaldı mı? Yalvarmayacağız, zorla alacağız. Murat Bey oğlum sakın. Bıktım artık. Niye kahvede alay ettiler bizden? Neden evlerinden köpek kovar gibi dışarı attılar bizi? Güle güle Mahmure abla. Sen gülle meşgul ol Artin Usta. Beş yüzle biter. Dördüncü vidodan Rubiko. 4000 lira daha rica edeceğim. Şansımız yok bu akşam. Kumarda kaybeden aşkta kazanır güzelim. Senin için bütün servetim feda olsun. Kim bu münasebetsiz acaba bu saatte? Biz canın senin olsun, paraların da. Yarın Gül'ü hastaneye yatırırsın.
Peki ya sen? Teslim olacağım. Teslim olacağız. Sen misin Murat? Para geldi Gül. Geldi mi? Demek hastaneye yatacağım. Demek gözlerim açılacak. Evet Gül. Karanlık dünyan aydınlanacak artık. Yeni bir hayata başlayacaksın. Başka bir dünyan olacak. Yalnız mı? Niçin cevap vermiyorsun? Benim dünyam yok artık. İkimizin dünyası var. Mıstıklı, Monsieur Artinli dostlarla dolu. Hayat bu Gül. Kader bizi ayırırsa... Sus Murat. Ölürüm o zaman. Yaşayacaksın Gül. Sen olmadan mı? Ben olmasam bile. Hayır. Demek bana acıyordun Murat. Şimdi gözlerim açılıyor. Acınacak halim kalmadı diye beni terk ediyorsun. Beni dinle Gül. İnanarak dinle. Seni seviyorum. Ama öyle bir mesele var ki bunu sana izah edemem. Gözlerim açılmasın istersen. Yeter ki senin yanında olayım. Önümüzde uzun yıllar var. Sana döneceğim, gene mesul olacağız. Gitme ne olursun, yalvarırım. Murat. Gitmem lazım. Bu benim için ölümden de acı ama gitmem lazım Gül. Seni ölünceye kadar bekleyeceğim. Geleceğim Gül. Dünyanın öbür ucunda da olsan geleceğim sana. Murat! Murat! Gülüm! Murat! Murat'ım! Gülüm! Murat'ım! Murat! Anas mı öldük Gül abla? Sen de mi gidiyorsun Mıstık? Gül abla, Gül abla! Güle güle Murat! Allah'a ısmarladık. Murat! Gözlerini yavaş yavaş aç kızım. Şükür Allah'ım, denizi, çiçekleri, kuşları, her şeyi görüyorum artık. Ben artık falan değilim.
demek gözleri açıldı. Anlatsana Bertin amca, ne yaptı seni görünce? Beni tanımadı bile. Lüküs bir araba duruyordu kapıda. İçinden kalantor bir adam indi. Ona doğru koştu. Monsieur Artin dedi. Utandım. Kendimi tanıtamadım. Gül abla haklı Murat abi. Çok attık. Onun hayatında yerimiz yok artık. Beni de görse aynı şey olacaktı. Milyoner ressam Murat var şimdi onun hayalinde. Bırakalım her şeyi tatlı bir hatıra olarak kalsın. Belki bir gün rastlarız değil mi Murat abi? Kim bilir, belki. Ne budalayım ben? Önüne kadar gelmişim, haberim yok. Az daha evi bulamayacağım diye ödüm koptu. Aa, mürvet mi? Ne mürveti be? Deli misin, nesin sen? Üstümü başımı berbat ettim. Kapı açılır açılmaz pat diye insana sarılmak. Dilenciliğin yeni şekli mi bu? Siz yeni hizmetçi olacaksınız, beni tanımıyorsunuz. Murat Bey'i görmek istiyordum ben. Murat Bey mi? Bu kılıkla mı? Başka kapıya kızım. Ne olur, siz bir kere haber verin, Gül gelmiş deyin. Göreceksiniz bakın, nasıl koşup gelecek. Azar işittireceksin bana ama, bekle bakalım. Murat Bey şu 50 lirayı alsın, bir daha da beni rahatsız etmesin dedi. Murat abi, onu düşünüyorsun değil mi Murat abi? Sen mıslık, sen düşünmüyor musun? Ben de düşünüyorum ama sen başka. Bir sene geçti aradan. Kim bilir nerededir şimdi? Mesut mudur acaba? Bizi unutur mu dersin Murat abi? Bilmem, unutmaz herhalde. Biz onu unutabiliyor muyuz? Onu bir gün uzaktan da olsa görebileceğimi ümit ederek yaşıyorum. Göreceğiz Murat abi. Bulacağız onu. Ninem insan bir şey 40 gün isterse muhakkak olur derdi. Biz bir senedir onun ismini sayıklıyoruz. Aylardır tek teselliyim. Onun gözümün önünden gitmeyen aydınlık yüzü, bana bakan ama görmeyen gözleri. Artık görüyordur Murat abi. Bizi görse eskisi gibi sever mi dersin? Ben mesela o kadar yakışıklı değilim. Ama sen, seni sever herhalde Murat abi. Belki de evlenmiştir. Hep bizi bekleyecek değil ya. Kimse utanacak halimizden bizi istemeyecek. Ama o benim için ekmek, su, her şey. Arayıp bulacağım onu. Nasıl bulacaksın be evlat? Koskoca İstanbul bu. Ne olursa olsun arayacağım. Anlamıyor musunuz? Onsuz yapamıyorum. Yapamıyorum onsuz. Mıstık, sen istersen çalış. Gene boyacılık yap. Sen nerede, ben orada Murat abi. Boşuna mı yattık içeride beraber? Gül'ü hep beraber arayacağız. Ne?
Ne kadar çabalasak boş. Artık onu bir daha göremeyeceğiz. Allah bu Murat abi. Bir de bakmışsın kendiliğinden karşımıza çıkıvermiş. Aramayı biraz boşlayıp da adam gibi çalışmaya başlasak. Çalışamıyorum Martin Usta. Sanki ben iş yaparken arkamdan geçecek de göremeyecekmişim gibi geliyor. Benden artık hayır yok. Evladım, tazele şunu. Baş üstüne Martin Usta. Gül ablamın şarkısı. Çoktan unuttum artık güneşe yıldızları. Hey gidi günler hey. Kes şu zırıltıyı be. Beşeri bir şey koy da dinleyelim. Peki paşam. Bu şarkı bitsin öyle. Duymadın mı? Kaldır şu ölmüş eşek havasını dedik. Ölmüş eşek senin babandı. Bana mı? Sana ya. Ne olacak? Şimdi görürsün. Dokunma ona. Ne istiyorsun ahbap? Gülperi Hanım'ı görmek istiyorum. Bak sen, Gülperi Hanım'ı göreceksin demek. Ya eğlen bakalım delikanlı, burası sana göre yer değil. Hasan abi, Gülperi Hanım için çiçek gönderdiler. Peki, odasına götürün. Hey delikanlı, sana söyledik. Gülperi Hanım kim, sen kim? Hadi durma, çek arabanı, hadi! Murat abi! Ne oldu Murat abi? Gülay! Hey! Bak Ardil amca bak! Bulduk! Bulduk! Hey Güllü! Hele hele Güllü! Hey Güllü! Hele hele Güllü! La la la! La 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 la! Ne
Ne oldu be Murat abi, anlatsana. Hadi be Murat abi, meraktan patlatma insanı. Ne oldu anlatsana, Gül'ü gördün. Peki niye sevinmiyorsun? Önce içim içime sığmıyordu. Birdenbire her şeyin hallolduğunu sanıyordum. Onu ellerimle tutacakmışım gibi yakın geliyordu bana. Seni tanımadım yoksa? Görmedim ki. İçeriye bile sokmadım. Nasıl sokmazlarmış? Kapıyı mapıyı kırar, dünyayı başlarına yıkarız. Faydası yok. O artık bizden çok uzaklarda. Bambaşka bir dünyanın insanı olmuş. Zenginliği, şöhreti dağları aşmış. Bir de bizim halimize baksan. Sepetlerle çiçek geldi. Her biri 500 lira ederdi en azından. Bizim bir aylık nafakamız. Aramızda uçurumlar var desene. İyi ki yanına gitmemişsin evlat. Haklısın Martin Usta. Hastaneden o haliyle çıktığı gün seni beğenmeyip başkasına koşan kız beni karşısında görünce yaka paça dışarı attırırdı. Gazinoda çiçek satan kızı al, gazinoya baş solist yap. Sonra da ona aşık ol. Olacak şey değil bu Kenan. Gül'ü tanısan böyle söylemezdim. O eşi bulunmaz bir insandır. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldum, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz, dün gibi hatırlarım. Dudaklarım da tuzlu, içimde durur aşkım. Hani o saçlarıma taç yaptın çiçekle. Hani o güzel gözlüm ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçta bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Oğlum sen iyice havayı yakmışsın. Belki de evlerine teklif edersin kızı. Ha? Ne dersin? Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum. Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Hala güzelliğim kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarıma taç yaptın çiçekler. Hani o güzel gözlüm ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçta bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı, saçlarından baharı, saçlarından baharı. Geldiğinizi hanımefendiye haber vereyim. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Şahaneydiniz bu gece. Tek kelimeyle şahane. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Para, şöhret, istediğiniz yere ulaştınız sonunda. Evlenme teklifime hayır diyebilmek için bakalım hangi bahaneyi ileri süreceksiniz şimdi?
Her şeyimi size borçluyum Kenan Bey. Bu duruma gelmemde sizin payınız büyük. Ama yapmak istediğim şeyler bitmedi henüz. Yıllar önce bana korkunç acılar çektiren, fakir bir kız olduğum için beni köpekler gibi kapısından kovan kötü kalpli bir adam var. Size evet demeden önce onu bulup intikamımı alacağım. Parayı da, şöhreti de sadece bunun için istedim. Hala bu eski hikayeyi unutmadınız mı? Unutmak mı? Unutulur mu hiç? Sadece bu intikamı alabilmek için yaşıyorum. Hanımefendi geldiler deyin. Baş üstüne efendim. Siz salona buyurun. Umduğumdan yaşlı ve çirkinmişsiniz Murat Bey. Yıllardır bugünü bekledim. Yüzünüze karşı ne kadar alçak bir adam olduğunuzu haykırabilmek için sabrettim. Söyleyin bana, zavallı bir körle sadece alay etmek için mi para verip gözlerini açtırdınız? Paralarınızın minneti altında kalmayacak kadar zenginim ben de artık. Büyük bir yanlışlık var galiba hanımefendi. İlk defa bugün gördüm sizi. Mustafa diye bir kardeşiniz, Artin amca diye bir arkadaşınız yok mu sizin? Hayır. Söylediğiniz kimseleri tanımıyorum. Sesinizi duyunca anladım. Yanılmışım. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Hanımefendi, lütfen içinde kendinize gelin. Bu evi tarif etmişti. Onun da adı Murat'tı. Mürvet Hanım diye bir de hizmetçileri vardı. Mürvet mi dediniz? Karşıki harap köşkün sahibi olmasın? Serseri görünüşlü bir takım kiracıları vardı. Çoktan beri ortada yoklar ama. Pamuk, sen ne çabuk büyüdün de yavrun oldu. İşte Murat'ın büyük babasının resmi.
Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez. Kim var orada? Neredeler? Murat, Artin amca, Mıstık nerede? Sen hastaneye yattıktan sonra ben de bir daha yüzlerini göremedim kızım. Peki ama neden? Çok fakirdiler. Ameliyat için gerekli parayı denkleştiremedik. Sonra Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler. Demek çok fakirdiler. Demek benim yüzümden hapse girdiler. Onları bulmalıyım. Muhakkak bulmalıyım. Affedersiniz, niyetçi Murat'ı arıyorum. Tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyum? Murat geçenlerde hapisten çıkmış ama niyetçilik yapmıyormuş artık. Hiç görünmüyor ortalıkta. Affedersiniz, fotoğrafçı Monsieur Artin'i tanıyor musunuz? Bizim Ermeni Artin ustayı soruyorsunuz herhalde. Evet, Artin ustayı. Bunlar üç arkadaştılar. Biri boyacı, biri niyetçi, biri de bizim Artin. Evet, nerede bulabilirim onları? Artin arada sırada uğrar. Ama ötekileri hiç görmüyorum. Monsieur Artin'i görürseniz, insaniyet namına bu kartı verin. Hemen bana gelsin, çok mühimdir. Ne olur unutmayın. Unutmam hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Değil mi Mıstık? Benim adım Ahmet Hanım abla. Bir emrin mi var? Ne oldu size böyle? Neden her kapıyı çalışımda evde yok dedirtiyorsunuz? Neden böyle değiştiniz? Son görüşmemizden beri aylar geçti. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Evlenme teklifime hala bir cevap vermediniz. Evlenmemize imkan yok Kenan Bey. Şarkı söylemekten de vazgeçiyorum artık. Nasıl olur? Gazetelere ilan verdim. Fakir halka bedava bir konser vereceğim. Belki onlar da gelir. Eğer Tanrı yardım eder de eski dostlarımı bulabilirsem, varımı yoğumu onları mutlu edebilmek, bana yaptıkları iyilikleri ödeyebilmek için harcayacağım. Hiç mi ümit vermiyorsunuz bana? Onlar olmadan yaşayamam. Anlamıyor musunuz? Lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Vazgeç şu Almanya'ya gitmek işinden be Murat. Biletimi aldım, evrakım tamam. Allah izin verirse yarın akşam yolcuyum.
Her gün resimlerini görüp sesini plaklarda duymak, bu kadar yakınımızdayken ondan uzak olmak, dayanma gücüm kalmadı artık. Gazetede okudum bugün. Halka bedava konser veriyormuş Taşlık Gazinosu'nda. Uzaktan da olsa bir defacık gidip görelim Gül ablayı. Gidiyoruz değil mi? He? Acele etmesek yetişemeyeceğiz. Zamanlar ben yoksul bir insandım. Gerçekten yoksul. Üstelik gözlerim de kördü. Bin bir çile içinde yaşamaya çalışırken dünyanın en iyi üç insanına rastladım. İşte bu üç insan benim hayatımı değiştirdi. Gözlerimi açtırdı. Şimdiki şöhretimi, servetimi, her şeyimi onlara borçluyum. Ama dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Niyetçi Murat, boyacı Mıstık, fotoğrafçı Artin. İçinizde onları tanıyan varsa yalvarırım nerede olduklarını söylesin. Ne alın, ne alın? Yol verin. Karı yok dedik size, laf anlamıyor musunuz ya? Allah Allah. Hadi dağılıyorsun ya, Allah Allah. Abi! Hiç yer kalmadı dedik ya. Ne olur be abicim, şöyle bir kenardan. Yer yok dedik size, kuşağımıza mı otursunuz? Terbiyeni bozma. Tesubhanallah, tek. Yürüyün, sesini uzaktan dinlemek bile haram bize. Mutlu günlerimizin şarkısını okuyacağım. Arkadaşım, ben buraya kadar gelmişken Gül ablayı dinlemeden hiçbir yere gitmem. Hemen hallederim abi. Çoktan unuttum artık güneşi, yıldızları. Çoktan unuttum artık güneşi, yıldızları. Arayan gözlerimde tek ümit gözyaşları. Arayan gözlerimde tek ümit gözyaşları. Karanlık dünya benim, sönmüş hep ümitlerim. Farksızdır birbirinden gecelerim, günlerim. Orada, orada gözümle gördüm. Ne olursun sen de gel. Gel be Murat. Baksana be Murat abi. Görebilseydim bir an gözlerinin rengini. Görebilseydim bir an gözlerinin rengini. Dünyaya değişmezdim sana olan sevgim. Dünyaya değişmezdim sana olan sevgim. Karanlık dünyam benim, sönmüş hep ümitlerim. Farksızdır birbirinden gecelerim, günlerim. Gecelerim, günlerim. Thank you.
Murat oğlum. Ben dünya gözüyle bir kere daha yakından göreceğim Gül'ü. Sen de geleceksin. Nasıl olsa tanımaz bizi. Ha? Hadi dağılın, açın yolu, açın. Açın. Çekil be kardeşim böyle. Açılın ya size, açılın be, açılın. Allah Allah. Var Allah. Çekilme serseri. İlk mi bağlım evladı, incilerim mi döküldü? Kimdi biraz evvel konuşan? Kimdi konuşan söylesenize? Ne olur söyleyin, kimdi konuşan? Köyeliyim. Ben bu sesin sahibini senelerdir bekledim. Senelerdir aradım. Neden söylemiyorsunuz? Kimse görmedi mi? Kimse duymadı mı? Bu mıstığın sesiydi. Mıstığın sesiydi. Murat! Murat! Çocukluk yetmedi mi? Gül, biz artık sana... Sus! Çocuk gibi konuşma. Monsieur Artin! Canım kızım! Mıstık Gül abla! Hadi gidelim artık! Deniz kenarındaki küçük beyaz evimize, rüyalarımızın evine gidelim. Mesut günlere! Size ne pişireceğim biliyor musunuz? Şehriye çorbası! Yazlı getir şengerpin, aç koyna!